اشرقت نفسي بنور من فؤادي. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Değerli hocamız Selim Kavas ile bir hadis. Değerli kardeşlerim, bizleri takip eden, bizleri izleyen bütün kardeşlerime en güzel duygularla Allah'ın selamı ile, selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlamak istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, nasip olursa bundan sonra sizlerle birlikte kısa videolarla birlikte olacağız. Bu yapacağımız projede bizleri desteklemeniz, bizleri takip etmeniz bizleri sevindirecektir. Sizlere bir hadisle bu video programımızı ya da bu çekimleri yapmamızın nedenlerinden bir tanesi olan ve bizi harekete geçiren bir hadisle seslenmek istiyoruz. Nedir bu hadis? Peygamber aleyhissalatü vesselam Kütüb-i Sitte'de de birçok hadis kitabında da geçen bir hadisi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Peygamber ne diyor bizlere? Bizlere şunu diyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve tam anlamıyla da birbirinizi de sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor. Birbirinizi sevmenin formülünü sizlere söyleyeyim mi? Peygamber diyor ki bizlere aranızda selamı yayın. Tabii ki birebir peygamberin bu hadisini değil de ben genel anlamıyla, manasıyla sizlere aktarmaya çalıştım. Değerli kardeşlerim, bakın birinci şart ne diyor? Bu dünyadaki, bu yaşadığımız bu dünya bizi cennete götürecek olan yerdir. Yani öldükten sonraki hayatta mutlu ve saadete götürecek olan mekandır yeryüzü. İman etmedikçe cennetin anahtarını iman ile açabileceğimizi Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere söylüyor. İman eğer bir bağlamda karşılaştıracaksak, yani yeryüzünde bulunan materyallerle karşılaştıracaksak, iman aynı altın gibidir. Altın hiçbir zaman değerini, kıymetini kaybetmez. Altın çöpe düşse de altındır, kanalizasyona düşse de altın altındır değerli kardeşlerim. Sen götürüp o altını biraz yıkarsan ya da temizlersen, kuyumcuya götürdüğün zaman bu sana demez ki ya sen bunu çöplükte buldun ya da şurada buldun, orada buldun, bu kıymetini kaybetti demez sana. Niye? Altın her zaman altındır. Lakin pakır, demir su değse, yağmur değse paslanıp çürüyüp gidecektir. Ve kıymetini de değerini de aynı şekilde, aynı hızda kaybedecektir. İman bu yüzden dolayı önemlidir değerli kardeşlerim. Tam anlamıyla iman nasıl edersiniz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Birbirinizi sev. Şimdi bizi izleyen takipçilerimize, bizi izleyen kardeşlerime sormak istiyorum. Gerçekten birbirimizi seviyor muyuz? Birbirimize tebessüm etmekten dahi kaçınıyoruz. Ya da etrafımızda akrabalarımızı, dostlarımızı, kardeşlerimize onların yüzünü görmemek adına her şeyi yapabiliyoruz bazen. Yeri geldiği zaman. Cebimizde telefon var örnek olarak da. Cebimizdeki telefonda kayıtlı olan kaç kişiyle konuşmuyoruz? Sevgimizi, merhametimizi kaç kişiyle paylaşıyor ya da kaç kişiyi bundan mahrum ediyoruz değerli kardeşlerim? Birbirimizi sevmemiz lazım. Ciddi anlamda sevmemiz gerekiyor. Yani bazen şu oluyor, ya hocam diyor Allah'ın aşkına bırak ya. Bu adam bizim cemaate takılmıyor ki ya da bu kadın bizim düşüncemize sahip değil ki. Ya da bu benim akrabam değil ya da ne diyor, bu bizim partiye oy atmıyor biliyor musun? Ya da şuradayken bunu yapmadı. Bizim topluluğa gelmez. Değerli kardeşlerim,
şunu kendimize sorabilmemiz gerekiyor. Ya da düşünün, böyle bir kamera olsa, aynı bizi çeken kamera gibi. Bizim yaşantımızı, hal ve hareketlerimizi, yaptığımız gizli veya açık noksanlıkları, yanlışları, hataları çeken bir kamera ve bu kamera da o etrafımdaki dostlara, arkadaşlara, yaşadıklarım ya da yaşadıklarım, yaşananlar açıklanacak, gösterilecek dese ne dersiniz? Ben şahsen öyle bir şey ciddi anlamda olmasını istemezdim. Ne demek istiyorum ben bunda? Şunu demek istiyorum. Yani yargıladığın, karşında ötekileştirdiğin, sevmediğin kişi senden daha iyi değil. Ya da sen ondan daha iyi değilsin. Ya da o senden daha iyi değil. Mevlana'nın da dediği gibi hatasız dost arayan dostsuz kalır. Birbirimizi sevmemiz lazım. Sevmek için de İslam'ın en güzel konuşmayı, muhabbeti, arkadaşlığı, dostluğu, akrabalığı açan güzel sözü olan selamla selamlamak gerekiyor. Selamı yaymak lazım. Selamun aleyküm demek Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, huzuru, saadeti, refahı seninle beraber olsun demektir bir bağlamda. Yani selam demek ben seni üzmeyeceğim. Ben sana herhangi bir şekilde yanlış bir davranışta bulunmayacağım. Benden sana kötülük gelmez demenin adıdır selam değerli kardeşler. Bu bağlamda iman etmedikçe cennete giremeyiz ve tam anlamıyla, ciddi anlamda, manada da iman edeceksek eğer birbirimizi sevmemiz lazım. Birbirimizi sevmek için de Peygamberin buyurduğu gibi aramızda selamı yaymamız gerekiyor. Ve bu bağlamda sizleri tekrardan Allah'ın en güzel selamı olan, selamların en güzeli, en güzel selamı olan Allah'ın selamıyla tekrardan selamlamak istiyorum. Bizi izlediğiniz ve takip ettiğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.